Efendim Orta Doğu ve Balkanların yetişkinlere özel yayın yapan tek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abiciğim hoş geldin başkanım. Aleyküm selam. Bu arada geçmiş kadınlar gününüz kutlu olsun Kürşat senin de. Eyvallah teşekkürler. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Berk senin de güzel kardeşim. Teşekkürler abi. Berk'i unuttum. Gör beni direkt zaten yanımda kutladın abi değil mi? O yüzden şey yapmadım. Annenin de anneler günü kutlu. Ellerinden öperim ben. Öperiz. İçeride tamam. Tamam selam söyle. Arkadaşlar lise 1'deydik. Akustik versiyona geçtik yine amına koyayım. Lise 1'deyiz. Ya sınavımız var. Bizim zamanımızda da böyle sınav haftası olurdu. Hala öyle mi liselerde bilmiyorum. Mesela haftada 5 gün varsa amına koyayım. Bir güne mesela 3. Sınavlar o gün. Aynen. Aynı gün değil amına. Sen lise okumadın o kadar belli ki şu anda. Öyle bir şey olamaz. Hayır yani. Abi. Sen orta bir günde 3-4 sınav oluyordu yani. Her ders hangi ders varsa tamam, o gün dersin tamam, sınav oluyordu. Tamam lise mezunusun. Tamam. Tamam lise mezunusun. Yemin edebilirim bak. Tamam lise mezunu abi zaten Lobayı ya. Çıkar Discord'a esas aslan amına koyayım. Chat neyse. Bizim de bazı sıkıntılı derslere, yeni öğretmenlerin olduğu derslere müdür yardımcıları girerdi. Yani öğretmen bir senelik, iki senelik öğretmen. Okul zaten sıkıntılı bir okul bizim. Öğretmen bir şey diyemez edemez diye müdür yardımcısı girerdi. Ulan bir gün bir sınava girdim. Anasını sikeyim müdür adam, yardımcısı girdi. Adam. Kağıt dağıtıldı tamam mı? Bir numaralı kankim abone oldu. Yorko hoş geldin. Reis 10 kişiye mi? Evet 10 kişiye birden haydi abone edilmiş. Teşekkürler. Dıcamcı baba seviliyorsun ve bende araba camı var Reis. Ya siktir et Allah bize göz vermiş doğuştan HD kullanamıyoruz. Nasıl hayat bu amına kodumu? Yapıştır. Bu espriyi bu arada aynen şeyden bir yerden çaldım ben bunu Instagram'da görmüş olabilirim bu espriyi. Haberiniz olsun. Evet, evet bu espri çalıntı şu an az önce yaptım. Allah göz vermiş doğuştan HD kullanamıyorsun esprisi çalıntıdır. Aynen anonim diye geçiyor bunlar altınıza imzanızı attın amına koyayım. Bu da Garok'tan çalıntı neyse. ne çalıyormuşuz lan biz arkadaşlar sınav kağıtları dağıtıldı anasını sikeyim. Kağıt bana bakıyor. Ben kağıda bakıyorum. Adam, chat. Adam. Yani çok ilgi. Böyle hani bir kağıda hani böyle vize alırken adam, falan sana bir kağıt adam. Doldurdu. Siz de vize de almamışsınızdır ki birçoğunuz. Biz ya, bilmiyoruz onu. Ya, nereden örnek vereyim? Hani böyle uçağa biniş kartında falan böyle değişik abuk subuk kurallar murallar yazar böyle. Amcık bakar hiçbir sikimi anlamazsın böyle. Ha ben okudum kalmadım diye. Lan kağıt önümde amına koyayım. Kağıda bakıyorum diyorum ki ben bunları gördüm mü? Görmedim mi? Ya kağıt bana bakıyor ben kağıda bakıyorum. Usta yemin ediyorum bak bunu story'de de söyledim. Şaka değil bu. Hangi dersin sınavı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani diyorum ki bu ne sınavı amına koyayım? Konudan o kadar uzağım chat. Abi sınav da öyle bir sınav ki çok kritik yani. Yapmam lazım amına koduğumu en az bir... Yani yerleştirmem lazım sınıfta kalacağım. 2.00 ortalamanın altı kalıyordu bizim zamanımızda. Sizde öyle mi bilmiyorum. Baktım olacak gibi değil. Oğlum üstten bakıyorum sınava. Tarih sınava alttan bakıyorum. Dil anlatım sınavı amına koyayım lan diyorum. Neye girdik biz? Abi sınavın arka. Şimdi bizde ön sorular ön tarafta. Arkaya da cevapları yazıyorsun. Hoca dedi soru takibi yapacaksınız. Usta biri koydum çevirdim kağıdı arkaya. Ananı sikeyim bir başladım sigma. Geçen hafta amcam öldü. Amcamın ölmesinin ardından babam psikolojik travma yaşadı ve babam evi terk etti. Babam evi terk edince borçlular kapıya dayandı. Evimize aciz geldi. Ondan sonra babam evi terk etmeden önce bize fiziksel şiddet uydu. Ya biraz daha sıksam yani götümü böyle bir teke tek programında falan babam beni sikiyor'ya kadar götüreceğim yani olayı anladın mı? Adam, babam işte böyle böyle biz şiddet görüyoruz komşum işte beni dövdü geçen adam. Hafta cağır cürt ıvır zıvır neyse sınavı yaptım çıktım sınavı kağıdını teslim edeceğim böyle tamam ama bir doldurmuşum yanımdaki şey dedi sınav sonu orospu çocuğu dedi kitabımı yuttun dedi amına koyayım ya öyle doldu bildiğim 5 paragraf yazdım usta üniversite sınavı sorusu gibi yani doldurdum altına giderken de hocaya kağıdı teslim edecek topallayarak gittim hafiften ama hani şiddet görüyoruz ya. Topallayarak böyle ya bırak onu mu? O da planlı yani. Topallayarak gittim böyle.
buyurun hocam yaptım. Hoca böyle gözüyle kafadan baktı. Tamam ne oluyor dedi buna amına koyayım. Hoca şimdi midir yardımcısı derse girmiyor. Daha lise biriz. Ne oluyor dedi buna dedi amına koyayım. Teslim ettim çıktım. Hoca baktım. Şimdi bitiren de çıkıyor. Müdür yardımcısı sınavları kontrol etmeyecek ama o müdür yardımcısı yeni öğretmene zarfı verdi mi? Tören bitti. Baktım sınavdan tam çıkarken müdür yardımcısı çevirdi arkasını okuyor. Dedim göte koyduk. Usta sınavlar bir açıklandı 95. Ama akabinde benim belamı sikti o öğretmen. Aynen ikinci dönem. Usta ikinci dönem her şey ortaya çıktı amına koyayım. Herkes evde. Amına koydum 30'luk kağıt veriyordum 0 veriyordu amına koyayım. Yapıştırmacalar. Ya abi, duygusal. Allah'ın ilk dönem geçmişin abi. Yani ikinci dönem zaten sıkıntı yoktu ki. İlk dönemdi sıkıntı. Anladın mı? Yani hayatım boyunca hiç zayıf getirmemişim kardeme. Ya kalacağım 0 verecek amına koyayım yoksa. Sıkıntılı bir sınav yani. Bırak ortalama zaten sik gibi. İkinci dönem çalıştık düzelttik ilk dönemde ikinci dönemin ortalaması olmuyor. Sınıfta kalacağım amına koyayım. Problem yani. Lan benim ilk dönem kaçtı? 1.67 ile mi ne bitirdim amına koyayım? Çok zordu ya. Oo. Abi sen